Herkese merhaba, ben Tolga Özbek. Bugünkü konumuz dünyanın en büyük yolcu uçağı. Ama en büyük deyince hemen aklınıza daha geçtiğimiz günlerde sonuncusu üretilen Airbus A380 ki Airbus'un iki katlı dev yolcu uçağı gelmesin. Veya bu ünvanı A380 öncesinde elinde tutan Boeing 747 Jumbo Jet gelmesin. Bugün size tanıtacağımız uçağın adı Stratolaunch. Kanat açıklığı tam 117 metre, maksimum kalkış ağırlığı ise 540 ton. Bu uçak yolcu taşıyacak, evet, ama uzaya yolcu taşıyacak. Uzaya özel seferlerin yapılacağı mekiği taşıyacak. Uzaya çeşitli mikro uyduları taşıyacak, roketleri gövde altında taşıyacak veya çok daha önemlisi ki bu yıl ilk testin yapılması planlanıyor, Amerika Birleşik Devletleri'nin hipersonik olarak adlandırılan sesini en az 5 kat daha hızlı süratinde uçabilen, yani saatte 6000 kilometrenin ötesine çıkabilen hipersonik füzelerin testlerinde kullanılacak. İşte dünyanın en büyük yolcu, hipersonik taşıma, roket taşıma, uzaya yolculuk yapan uçağı Stratolaunch. İşte şimdi size o uçağın hikayesini ve arkasındaki o çok ilginç yatırımcıyı anlatacağım. Şimdi size desem ki Microsoft'un kurucusu, dünyanın en zengin iş adamlarından kimdir bu yazılımcı, bilişimci desem hemen herkesin aklına Bill Gates gelir. Malum ismi de bu aşı tartışmalarında çok ön planda. Fakat Microsoft'un Bill Gates ile birlikte çok önemli bir başka kurucusu da var. O da Paul Allen. Paul Allen'la birlikte Bill Gates Microsoft'u kuruyor. Daha sonra şirketi epey bir büyüttükten sonra, milyarder bir iş adamı haline geldikten sonra Paul Allen görevinden ayrılıyor, hisselerini satıyor ve yoluna kendi hayalleri üzerinde devam etmeye başlıyor. Paul Allen 2018 yılında öldü ama çok önemli bir havacılık girişimcisi, bir havacılık meraklısıydı. Benim de çok ilginç bir şekilde onun doğduğu, büyüdüğü Seattle, ki Seattle şehri aynı zamanda Washington eyaletinde Boeing'in de ana merkezi ve aynı zamanda tabii Microsoft gibi de bir dev şirketin ana merkezi. Burada ben de ziyaret etmiştim. Kütüphanede uzun yıllar zamanını geçiriyor Paul Allen. Babası bir havacılık akademisyeni ve burada havacılık dergilerini, kitaplarını adeta hatmediyor. Ama hayatın rüzgarı onu Microsoft'un kurucusu ve milyarder iş adamı olmak üzere farklı bir yerlere atıyor. Fakat o havacılık tutkusunu hiç unutmuyor. Çok özel bir koleksiyon bırakmıştı geriye öldüğü zaman. İşte arkasında 2. Dünya Savaşı'nın efsane uçakları, Amerika Birleşik Devletleri'nde uçabilir durumdaki tek MiG-29 gibi çok önemli bir uçak koleksiyonu bırakmıştı. Ve aynı zamanda da havacılık yatırımlarına ve araştırmalarına çok büyük bir destek sağlıyordu. Kendisine ait bir de bir araştırma gemisi vardı. Bu gemi Pasifik'te 2. Dünya Savaşı'nda Amerika Birleşik Devletleri'nin batırılan, Japonlar tarafından batırılan iki uçak gemisinin ve çok sayıda da eski uçağın merkezini, bulunduğu yeri tespit etmişti. Bu enkazlarla ilgili çok fazla bilgi yoktu. Böyle gerçekten enteresan bir adamdı. Paul Allen 2011 yılında bir başka havacılığın efsane tasarımcısı Burt Rutan ile hayatları kesişmiş oldu. Burt Rutan hava kuvvetleri kökenli bir mühendis ve kardeşi aynı zamanda test pilotu Dick Rutan'la birlikte ilginç projelere imza atıyorlar. Burt Rutan yıllar önce İstanbul'a gelmişti. Ben de İstanbul'da kendisiyle tanışmış ve bir röportaj yapma şansını elde etmiştim. Gerçekten kompozitin babası sayılabilecek İnanılmaz uçak tasarımlarını, çok böyle devrimci uçak tasarımlarını hızlı bir şekilde üretmiş ve bunları hayata geçirmiş çok önemli bir tasarımcı. Her zaman görebilirsiniz onu havacılık fuarlarında. İstanbul'a da aynı şekilde gelmişti. Üzerinde bir deri uçuş montu, ayağında bir kot pantolon ve sandaletleriyle birlikte uçuk kaçık bir şekilde dolaşıyordu. Ve bu ikilinin buluştuğu noktada Kaliforniya'daki Mojave çölüydü. Ben bu Mojave çölüne de yıllar önce bir ziyaret gerçekleştirmiştim. Gerçekten çölün ortasında, normalde havayolu şirketlerinin envanterinden çıkan veya kiralama şirketlerinin müşteri bulamadıkları yolcu uçaklarından içinde yüzlerce bulunan böyle çölde unutulmuş bir meydan. Ama işte bu meydanda Scaled Composites olarak adlandırılan Burt Rutan'ın şirketi vardı ve bu şirket sivil olarak uzaya ilk insanlı uçuşu yapan şirketti ve tabii ki bu projenin de en büyük sponsorlarından biri de Paul Allen olmuştu. Prize X olarak adlandırılan bir ödül vereceğini söylemiş. 2004 yılında uzaya ilk bu tasarımı gönderebilen şirkete de 10 milyon dolar bağışlayacağını söylemişti. İşte bunu yapan da Scaled Composites şirketiydi. Birlikte 2011'de yola çıkıyorlar ve bu yola çıkarken amaç dev bir uçak yapabilmek. İki ayrı gövdeye sahip, 117 metre kanat açıklığında, 6 adet Boeing 747'nin kullandığı Pratt & Whitney yapısı jet motorlar kullanabilen, 26 adet iniş takımında tekerleğe sahip bu dev bir uçak. Bu uçağı yapıyorlar. Amaç bu uçağın oluşturabileceği büyük bir kaldırma kuvvetiyle gövdenin ortasına konulacak bir roketle uzaya uydu atışları gerçekleştirebilmek veya uzaya gidecek sivil amaçlı mekiklerin kalkışını sağlayabilmekti. Ve gerçekten bu çok iddialı dev bir projenin de neredeyse altından kalkabilecek tek insan da Burt Rutan'dı. Tasarımlar başladı. Bu uçak gövdesi tamamen kompozitten oluşacak şekilde tasarlandı. Kompozit metalden çok daha hafif, dayanıklılığı çok yüksek bir malzeme ve böylece uçağın taşıma yükünün de maksimuma ulaştırılması hedeflenmişti. Uçak ilk uçuşunu Nisan 2019'da yaptı ama bir yıl önce 2018 yılında Paul Allen hayatını kaybetmişti. Ne yazık ki ilk uçuşu göremedi. Bugüne kadar uçak sadece 3 test uçuşu yapabildi. Bunlardan birincisi 2019'da, ikincisi 2020'de yapılırken üçüncüsü geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirebildi. Hedef hızlandırmak bu uçuşları ve uçağın bir şekilde temel uçuş prensipleriyle ilgili çalışmaların tamamlanması ve yıl sonuna doğru da hipersonik testlerin başlaması hedefleniyor. Bu dev uçağa baktığınız zaman aslında iki gövde var ama pilotun oturuş pozisyonuna göre uçuş ekibi sağ taraftaki gövdedeki oluşturulan kokpitte görev yapıyor ve uçuş ekibiyle birlikte işte uçuş mühendisleri, test mühendisleri bu sağdaki yapının içerisindeler. Kalkışı için gerçekten 4000 metreye yakın bir pist gerekiyor ve düşünün yükler konulacak, büyük roketler konulacak ve Stratolaunch kalktıktan sonra yaklaşık 10.000 metre irtifaya kadar çıkacak ve fırlatma işlemlerinin çok daha ekonomik olarak gerçekleştirilmesini sağlayacak. Ekonomik anlamdaki durum nedir? Şunu biraz açıklamak gerekirse, örneğin bir fırlatma merkezi kurmak, devasa araziler almak gerekiyor. Bunların güvenliği ve bunların pozisyon itibarinde fırlatılacak yörüngeye yakın yerler, yani daha ekvator bölgelerinin yakın noktalarında olması gerekiyor. Daha kuzeyde veya güneyde kaldığı zaman roketin deposunun daha büyük olması ve daha farklı bir menzile doğru ilerlemesi gerekiyor. Ve aynı zamanda fırlatma operasyonları hava şartlarından çok etkileniyor. İşte yaklaşan fırtına, bozan hava, ne yapılacak, ne edilecek gibi çok sayıda iptale neden oluyor. Stratolaunch'ta 7-24 olarak adlandırılan, çünkü uçağa roket konulacak ve irtifaya çıktıktan sonra 30.000 fit irtifada hiçbir zaman fırtına yok. Artık bulutların üzerindesiniz ve herhangi bir şekilde meteorolojiden bağımsızsınız. Burada daha küçük roketlerle daha ağır uydular uzaya gönderilecek veya videonun başında da söylediğim gibi sivil uzay mekikleri uzaya çıkabilecek. Fakat Paul Allen'ın ölümünden sonra mirasçıları elindeki işte bu şirketleri satmaya başladı. Hatta koleksiyondaki uçakları da satmaya başladılar ve şirketin yönetimi başka bir uzay şirketine geçti. Bu şirkette zaten Stratolaunch'ın çok ciddi bir yatırım maliyeti var. Bu yatırım maliyetinin karşılanması amacıyla da Amerikan Hava Kuvvetleri ile özel bir anlaşma gerçekleştirdi. Amerikan Hava Kuvvetleri'nin geliştirdiği hipersonik füzelerin Stratolaunch'ta test edileceği açıklandı. Peki hipersonik füze nedir? Aslında hipersonik Mach 5, yani ses hızının 5 katı ve üzerindeki uçuşlar hipersonik olarak adlandırılıyor ve 1 saatteki sürat 6000 kilometreye geçiyor. Bunlar özellikle füzeler için çok çok önem arz ediyor. Çünkü yani saatte 6000 kilometrenin üzerinde çok hızlı uçabilen, ki bu ilerleyen dönem içerisinde çok daha yüksek süratlere çıkartılacak. Sizin bu füzeyi vurabilmeniz, yakalamanız çok güç hale geliyor. Çünkü füze birkaç dakika içerisinde çok hızlı mesafeler kat ediyor. Buna karşı önlem alabilmek veya diyelim ki bir füze atıp bu hipersonik silahı vuracaksınız. O füzenin de en az o süratlere çıkması gerekiyor ki mevcut hava savunma füzeleri içerisinde bunu karşılamak gerçekten çok zor. Amerika Birleşik Devletleri'nin iddiası ki ilk hipersonik uçuşlar 1960'ların başında denemeleri başlamıştı. X-15 en önemli uçaklardan bir tanesiydi. Bu teknolojinin Çin ve Rusya tarafından çalındığını iddia ediyor Amerika Birleşik Devletleri. Ve hipersonik silahlarla da ilgili testler Rusya ve Çin tarafından gayet hızlı bir şekilde yapılıyor. Ve hatta bu silahlar yavaş yavaş işte Amerika'nın bölgedeki uçak gemilerini veya stratejik noktalarında tehdit eder hale gelmiş durumda. Biraz da hipersonik rekorlarla ilgili bilgi vermek istiyorum size. Hipersonik hıza ulaşan ilk insanlı hava aracı X-15 test uçağıydı. 1959 yılında ilk uçuşunu B-52'nin kanadından bırakılarak bu tasarım gerçekleştirildi ve 1967 yılına geldiği zaman saatte 7200 kilometre ile bir rekor kırmıştı. Ama şu andaki rekor NASA tarafından tasarlanmış X-43A'da 9.6 Mach, yani ses hızının 9.6 katı, bu da eşittir saatte 11.000 kilometre hıza ulaşmış bir tasarım X-43A. Amerika Birleşik Devletleri özellikle silahların, yani kıtalar arası balistik füzelerin bu süratlere ulaşması için şu an testlerini devam ettiriyor. Testbed olarak adlandırılan test uçağı B-52 bombardıman uçağı. Fakat tabi B-52 de belirli bir büyüklüğe kadar hipersonik silahı taşıyabiliyor. Hedef bu testlerin çok daha büyük olan, işte maksimum kalkış ağırlığı 540 ton ve üzerine görebilen Stratolaunch gibi inanılmaz büyük bir uçakta denemek ve daha da büyük silahlar yapmak Amerika'nın hedefi. İşte görüyorsunuz, sivil bir projenin uzaya gitmeyi hedeflerken nereye doğru kaydığını ve neler yaptığını, bunları görüyoruz. İşte bugünlerde mesela Elon Musk'ın Starlink uyduları var. Alçak irtifada işte bir fırlatmada onlarca uydu bırakılıyor ve bu uyduyla işte dünyadaki her yerden uydu üzerinden internete bağlanabileceği, aa ne kadar güzel bir proje, insanlık için büyük adım dense de aslında tabii bu Starlink projesinin ana sponsoru, isteyeni, bu projeyi en büyük veren destek Amerika Birleşik Devletleri Kara Kuvvetleri, Amerikan ordusu. Amerikan ordusu herhangi bir telsiz yerine bu tür uydulardan konuşmaların, iletişimin sağlanması gerektiği zaman bunun askeri bir kanal olarak işte operasyon fotoğrafının, operasyon görüntülerinin askere veya komuta kontrol merkezi arasında gönderilmesi, gelinmesi gibi farklı adımlar var. Sonuçta ne kadar güzel sivil bir teknoloji derken arkasından askeri çok enteresan gelişmelerle karşılaşabiliyorsunuz. Ben bu videomuzda Stratolaunch olarak adlandırılan bu en büyük yolcu uçağını biraz size tanıtmaya çalıştım ve arkasındaki kişileri anlatmaya çalıştım. Gerçekten benim hayatımda da çok fazla kesişen nokta var. Umarım bir gün bu Mojave çölüne tekrar gitmek nasip olur. Belki de bir gün Stratolaunch'ı orada gözlerimle görebilme şansını elde edebilirim. Kim bilir, bakacağız. İlerleyen dönemde neler olacak, bunları birlikte izleyeceğiz. Detaylı savunma ve havacılık videoları için tolgaozbek.com sitemiz sizleri bekliyor. Sosyal medyadayız. Telegram grubumuz var. Oralardan da bizleri takip edebilirsiniz. Herkese sağlıklı, mutlu ve havacılıkla dolu günler diliyorum.